Bugün sizlerle UEFL betayı deniyoruz demek isterdim ama zaten 2 ay önceden bende vardı. Ama görüntü paylaşamıyordum çünkü kapalı betaydı. Şu an açık betaya geçti, görüntü paylaşabiliyorum. Bugün sizlerle menüyü tek tek inceleye inceleye anlatacağım. İlk başta oyna menüsüne geldiğimizde dereceli de zaten online rakiplerle maç atıyoruz. Yerele geldiğimizde de şu anlık beta testinde yapay zeka yok, 2 kol gerektiriyor. Kulübüm sekmesine geldiğimizde de takım yönetimine girebiliyoruz buradan. Daha henüz çok özellik yok çünkü betada. Hemen şöyle göstereyim. Özelleştirmeye geldiğimizde de takımımızın şeylerini değiştirebiliyoruz. Bunlar Battle Pass'le alınıyor. Onu da göstereceğim tek tek. Şimdi kümelere geldiğimizde de yenildim. Şu an herhalde 3 maç yendikten sonra klasmanımız belli oluyor. Pazar yerine geldiğimizde de öncelikle öğelerden bahsedeyim. Buradan takviyeler alabiliyoruz. Görünümler sekmesine geldiğimizde de görünüm mağazasından bir şey alabiliyor muyuz? Şu an alabiliyoruz. Hemen birkaç tane açayım. Şunu açayım. Süper paketi basılı tutmam gerekiyormuş. Hemen açıyorum. Şimdi açıyorum. İlk kez şu an size paket açıyorum. Hiç denemedim bunu kapalı betada da. Ne geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Görünüm aç. Görünüm aç dediğimizde ne oluyor? Anladım. Ruben Diaz da şu an mesela Mendy geldi. Paketi açtığımızda güzel. Bunlar da mesela göstereyim hemen şurada mesela 1 ile 99 onu oyuncuya enjekte edebiliyoruz yani görünümü değişiyor. Tüphane kısmına geldiğimizde de şunu şu an şöyle anlatayım. Mesela şu an bende Ruben Diaz yok. Ruben Diaz'ı aldığımızda bunu onun üstüne enjekte ediyoruz. Bu Ruben Diaz'ın tecrübeyle itibarını arttırıyor. Mesela diğer özelliklere de bakalım. Mesela şu gösterdiği mesela 1 ile 90'lık arası ofansif orta sahaya eklediğimizde oyuncunun enerjisini %10 arttırıyor. O şeyleri arttırmalara yarıyor bunlar. Etkinlikler sekmesine geldiğimizde de tabii görevlerimiz var burada. Görevleri yaparak krediyle yıldız puan kazanıyoruz. Kombine sekmesine geldiğimizde de Battle Pass'in aynı mantığı bulunuyor. Yaptığımız görevlerden elde ettiğimiz puanlarla formalar, top mesela armalar açabiliyoruz şöyle. Hemen kombine satın ala geldiğimde de şöyle. Bir kombine var bir de elit bilet var. Hatta bir tane elit bilet alalım. Aynen aldık. Şu an hepsi açıldı. Hatta seviye bile hediye etti. Mesela şu an şunu size göstermek istiyorum. Mesela bu forma. Mesela şu an bu formayı alabiliyorum. Kazandığım görevlerden dolayı. Mesela bunu kullanacağım mesela az önce. Bir de şu armayı alayım. Şu ikisini alıp birazdan kullanacağım. Şimdi seçenekler hemen şunları da hemen hızlıca göstereyim size. Hemen şunları da durdurup bakabilirsiniz. Onun için yapıyorum şöyle. Tamam istatistikler bunların hepsini. Şu an ilk kez size bakıyorum bu arada. Hiç incelemedim bu detayları. Gördüm tamam aynen bunlar. Hepsini böyle geçiyorum siz durdurup bakabilirsiniz. Kamera açıları da şöyle. Zaten canlı yayında şu an izometrik varmış. Platformlar arası zaten var. Titreşim bu aşırı güzel bir özellikleri var. Menü seslerini telifli müziği kapattım çünkü video çekiyoruz. Telif yemeye. Bu arada zaten speaker Türkçe internette görmüşsünüzdür. Parlaklık ve renk ayarları var. Hemen geçelim. Başka anlatacağım. Etkileşime geleyim. Etkileşimde de son oynadığımız rakipleri görebiliyoruz. Hiç uzatmadan kombinden aldığım şeyleri hemen kulübe ekleyeyim. Hemen bu forma ekleyeyim. İkinci forma zaten değişmesin. Krampon değil. Bir de arma almıştık. Armamız da bolsun. Ve bu videoya özel bir tane de maç atacağım şu an dereceli. Hemen rakip aransın o arada. Ben de size anlatayım. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Rakip şu an hızlı bulunuyor herhalde. 10-15 saniye içinde buluyor. Rakip iyi rakibe denk geldik bu arada. Juventus falan diyor. Güzel. Bizim formamız da bu arada aşırı güzelmiş. Çok forma çeşitli yok ama illaki gelişir. Rakibin kadrosuna baktığımızda normal bir kadrosu var. Bizimkine benzer. Zaten adam 2 maç atmış bu arada. Birazdan tabii Türkçe spiker girecek. Türkçe spikeri normal yani. Türkçe spikeri beğenmediğinizi anlıyorum ama yani yapılabilecek bu kadar. Yani daha iyisi gelemez çünkü canlı spikerin duyguları yok. Mesela ya, çok hataları var. Tamam rakip hemen başlattı. Sancho Agüero hemen. Hemen anlatayım size. Hemen ciddi atalım golümüzü. Şu an oyuncuları bilmiyorum. Ronaldo. Tamam. Daha aşırı bazen gereksiz animasyonlar oluyor. Bu arada kameraya bakarken gol atıyordum. Arada susacağım spikeri dinleyin diye. Tamam. Kendisi aldı bu arada hiçbir şey yapmadım. Tamam güzel. Ver hocam ara pası çok geç veriyor. Bu arada da oyun aşırı statik bir oynanışı var. FIFA 16 gibi. Yani nerede ne olacağı biraz hissediliyor. Hemen. Aşırı saçma bir gol yedik bu arada. Ronaldo attı. Ronaldo atar abi. Hemen atalım golümüzü. De öyle koşma be abim. İyi oynuyordum ben bu oyunu ya. Abi. Sakin. Güzel. Güzel. Ver hocam. Onu gör. Aferin. İn aşağı. Koş. Koş geri. Aferin. Ver ona. Ver ona. Ronaldo vur. Ronaldo vur artık ya. Adamın Ronaldo'suna bak. Benimkine bak. Bu oyun tabii ki de FC 24'de ya da bu oyun FC 24'de ya da e-futbola rakip olamaz. Belli zaten belli olamaz. Çünkü onlar 15-20 senedir bu oyunu üretiyorlar. İlk senede de
kıyaslamak bence doğru değil zaten. Kendilerinin de öyle bir vaati yok zaten. Oyunda Süper Lig'in olmaması çok büyük bir eksi bu arada. Türkiye oyun topluluğu tarafından. Haydi güzel. Güzel. Güzel geçtik. Geçtik. Ronaldo atsın. Yes. Geç. Geç. Adam geçelim adam. Su yapmıyor. Benim Ronaldo su yapmıyor ya. Ayıp ediyor Ronaldo. Gör. Haydi güzel güzel. Vur. Ah be. Kaleciler bu arada gelişmiş, her şut gol olmuyor. Kapalı beta'da her şut gol oluyordu. Şimdi Ronaldo nerede? Ronaldo arka direkte. Haydi Ronaldo. Helal be. Ronaldo ile maçta 3 goller, 3'ünü de Ronaldo attı bu arada. Haydi. Yapmadı, geçelim. Rakibe saygı. Harbiden niye az spor spikeri gibiyim onu da anlamadım. Ben de Çok iyi anladım. bir pas attı. Aa, Ronaldo karşı karşıya. Aşırtma. Vay be, 3-1 oldu. Artık sevinmiyorum. Hadi gol sevinci. Yapmadı. 1-0'dan 3-1. Oyun bu arada sarıyor biraz. Ama şimdi Türkçe spiker. Tabi ilk 3 maç size güzel gelebilir, sonra ama sıkıyor artık. Oyun e-futbola rakip olabilir tabi ama EFC'ye biraz zor. Oyunun en büyük artılarından biri zaten ücretsiz olması. Ücretsiz olması biraz oynanırlığını arttırabilir Türkiye'de. EFC fiyatlarından sonra. Hemen geçelim, çıktı adam. Detaylı dedik de hiçbir şey detaylı incelemedik. Ama anlattım her şeyi ya. Bu arada sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hallederim ben onu. Biraz değişik şeyler deneyelim böyle. Sınırların zorlandığı. Bu arada biraz sardı oyun bende. İlk başta oynadığımda bu ne diyordum da oynadıkça alışıyor. Biraz eğlenceli geliyor. Güzel. Güzel de düşündüğümü yapmadı. Düşündüğümü yapmadı. Bazen spiker hataları oluyor. Yapma. Tamam, güzel. Benim kaleci iyi ya bu arada. Türk oyuncular vardı bu arada. Bu beta'da yayınlanmamış o Türk oyuncular. Güzel de oraya değildi işte ya. Ya oraya değil işte ya. Biraz istediğiniz olmuyor ama alışıyor musunuz normalde? Oraya değildi işte ya. Hemen yakınına var işte ya. Kaleciyi aynı şey mantıklı oynatıyoruz. Hemen şöyle göstereyim şöyle. Asılı tutup sağına doğru, sağa sola. Tamam, atamaz ya, kaleciyi oynattım. Helal. Mal mesela, ama bu EFC'de oluyor zaten. Ondan suç aramıyorum oyunda. Tamam, haydi Ronaldo. Ronaldo'sun be sen, aferin. Bu arada oyunda hız kavramı çok etki etmiyor. Herkes aynı hızda koşuyor gibi. Geçti. Haydi Ronaldo. Ronaldo'sun sen ya. Haydi bir orta kafa gol. Yetişebilir miyiz? Ronaldo karşı karşıya affetmez. Aa, bu arada maçların süresi de herhalde tahminimce 12 dakika, 15 dakika falan sürüyor. Ronaldo 5 gol var, 5 goller Ronaldo'dan. İyi attı adam. Biraz geç tepkime veriyor da olsun. Adamın 2 şutu var, 2 golü var ya. Bitir hoca. Bitir hoca, aferin, bitti ilk yarı. Oyun güzel, tabi gelişmesi lazım ama büyük şeyler rakip değil. Büyük firmalar. UEFL tahminimce Türkiye Süper Ligi olmadığından tahminimce bir 3-5 ay oynanıp unutulacak gibime geliyor. Hemen bir maçı daha atacağım. Çünkü kısa oldu herhalde tahminimce video. Çünkü çok detaylı bir şey anlatmadım. Çünkü beta testindeyiz şu an. Bu arada ilk videom bu. Eğer hatam varsa affedin. Hemen kütüphanenin şu mantığını anlatayım ikinci maça geçmeden. Hemen mesela şu an geldiğimizde tecrübe puanını %10 arttırıyor. Hemen şunu yaptığımızda üstüne sticker gibi oturuyor böyle. Hemen takım kadrosundan da göstereyim. Görebiliyorsunuz, şöyle hemen gösterdim. İlk videom, daha yeni yeni öğreniyoruz bu işleri. Hatam varsa affedin. İkinci maça geçiyoruz. Eğer yanlış söylediğim, yanlış telaffuz ettiğim bir şey varsa affola. Aa, Galatasaraylı biri geldi. Ertuğrul Gazi 4-4-4-4. Galatasaraylı bu arada. Vay. Kiralık herhalde bu maviler. Ben de bilmiyorum. Ertuğrul Gazi'yi yenelim. Kadro değeri de varmış solda yazıyor. Bu sahneleri kısaltılabilir. Aşırı uzun sürüyor. Şuraya da daha güzel bir Ronaldo görseli gelebilir. Türkiye takımlarının olmaması kötü bir şey. Sadece Beşiktaş var sponsorluktan dolayı. Güzel. Plase deneyeyim mi? Deneyeyim. Of. Güzel de animasyonlar biraz saçma gibi geldi. Ronaldo. Bir çalım deneyeyim mi Ronaldo'yla? Denedim, faul yaptı. Faul yaptı adam. Güzel. Orta kafa böyle orta değil ya. Aa, boş kaleye. Başla abi. Aferin ya bu işte. Aşağı bir daha, güzel. Atıyor muyuz? Bir şey deneyeceğim, atmayacağım.
Güzel bir şey denedim. Atardım yani ama atmadım. Ronaldo nerede? Ronaldo ön direkte. Ronaldo vurur. Ronaldo. Kornerler basit olmuş ya. Haydi Ronaldo aldı. Kaleci çalmamayı deneyeceğim bu sefer. Çok yavaş, çok yavaş oyun. Ronaldo iyi engelledik. Bir daha alamadık. Kalemizde golü gördük. A-Spor spikeri gibi niye şu an saat göstereyim mi? Göstermeyeyim. Saat gecenin 3'ü şu an. Şuradan göstereyim, hatta sağ üstten bakabilirsin. Niye hızlı başlatmıyorsun ya Ertuğrul ya? Tabii Ertuğrul'un kız arkadaşı var. Ertuğrul kız arkadaşıyla konuşuyor. Biz ne yapıyoruz? Burada video çekiyoruz. Bizim konuştuğumuz insan yok. Sakin. Yemeğiz. Güzel. Burada kafa gol deneyeceğim. Haydi Ronaldo geç içeri. Vur Ronaldo. Kaleciyi kurtardı. Animasyon biraz saçma gibi. Geç. İyi kaçırdım. Vur. Ronaldo'nun volesini çıkardı. İlk gidiyorum diye büyük ihtimalle rahatlayalım, sonra alışırız ya daha. Güzel. Düşündüğüm. Aferin oldu. Aa, Ronaldo. Yakışmadı Ronaldo. Ronaldo. Geç içeri Ronaldo. Vur Ronaldo. Vur. Boş kaleye atarız böyle. Ronaldo ile plase gelir mi? Gelir mi? Deneyelim. Bitti. Güzel. Güzel. Bunu da atayım mı böyle? Attım bunu da böyle kolu da. Aa, Messi tamam. Messi böyleymiş bu arada. Göstereyim hemen. Mbappe'yi göstereyim. Mbappe böyle. Haaland'ı da göstereyim. Haaland da böyle. Arda Güler'i yapmışlar ama Arda Güler'in halini göstereyim size. Arda Güler'i böyle yapmışlar. Arda Güler'i de alıyorum. Geri geleyim. De Bruyne'yi göstereyim. De Bruyne de böyle. Tabi bu oyuncular benziyor çünkü star oyuncu olduklarından dolayı. Bu da Bellingham. Vinicius Junior'u da göstereyim. Vinicius Junior benzemiş mesela. Palmer. Palmer sevenler çok var. Palmer'ı da göstereyim. Palmer benzememiş mesela. Jakovic böyle. Orkun Kökçü'yü buldum. Sizlere de Orkun Kökçü'yü şöyle göstereyim. Böyle. Davinson Sanchez'i buldum. Onu da göstereyim. Davinson Sanchez. Victor Nelson'u buldum. Hemen onu da göstereyim. Ve Kenan Yıldız'ı da buldum. Kenan Yıldız bu arada oyunda harbi yetenekmiş. Kenan Yıldız'ın da yüzü böyle. Ve inceleme videosunun sonuna geliyoruz. Abone olup beğendikten sonra sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.